Mesela Osmanlı ne Kürt'ü, ne Arap'ı, ne Arnavut'u, ne Boşnağı, ne Pamuk'u, ne Çerkez'i asimile etmiş değil. Her ülkede bir resmi dil olur. Ne olacak? Ağırlık nüfusu Türk olan, anasırı asliyesi Arapça tabirle Türk olan bir ülkede Türkçe. Bugün İran. İran'da Farslar ağırlıkta değil beyler, nüfus olarak söylüyorum. Türkler birinci çoğunluk, Farslar ikinci çoğunluk, Kürtler üçüncü çoğunluk, Bahtiyariler bilmem neler, Belücüler falan var ya derece derece. Ama buna rağmen ikinci çoğunluğun dili, resmi dil Farsça İran'da, Türkçe hiç okullarda okutulup yazılmıyor. Kürtlerin bütün şikayeti, efendim de Kürtçe okuyamaz. Niye İran'da? İran'da da öyle. Çünkü bir devlet, belli topraklarında 50 tane dil belletmez. Tamam, dil öğretmek için Çince'den Kürtçe'ye kadar uzman kişiler bilmesi lazım. Ama öyle. Başka türlü olmaz ki. Olmuyordu ondan. Anlatabiliyor muyum? Zaten dil fazla bir şey de ifade etmiyor. Yani sen giyimini terk et demiyor. Yani İslam'a aykırı olmadığı sürece işte Kürtler giyimlerini, mahalli giyimlerini hep koruya gelmişler. Hala Kürt kadınlarının kendine mahsus giysileri var. Görüyorsunuz televizyonlarda falan değil mi? Evet, bir eteği var, onun üstünde bir çarşafımızda bir şey var, tül gibi bir şey var falan var, poşesi var, renkli bir şu. Tamam, efendim Söğüt'ün yaylasındaki Oğuz Türk'ü bilmem kendine mahsus şey giyiyor. Bilmem Karageçili aşireti Urfa'da, onların kendilerine mahsus töreleri var. Yani bunlar İslam'a aykırı olmadıkça, İslam'dan iyi kötü haberdar olan bir devlet, bir yönetim tarafından karışılmayan şeyler. Karışılmamış da ya. Karışılsaydı zaten eser kalmazdı. Ne Kürt'ün giyiminden ne Türk'ün giyiminden. Yani tek standart mesela Atatürk karışmış. Ha, görüyorsun şimdi herkes Alman'a, Fransız'a benziyor. Giyimimizle söylüyorum. Değil mi? Sonuçta bu hale getirmiş. E Osmanlı karışsaydı öyle mi olur? Bakıyorsun da kıyafetler bilmem neler kitabı var Osmanlı. İşte Yahudi bilmem ne tüccar kıyafeti diyor. Bilmem Ermeni bilmem ne tamircisi kıyafeti. Yok sucu sakanın bir saka görüyorsunuz hani. Şerbet, su falan satıyor ya. Karışmamış yani. Çünkü insan onunla ilgili değil ki yani. İslam'ın haram ettiği şey olmasın da nasıl istiyorsa öyle giyinsin. Çünkü bir kavme de gelmiş değil. İspanyollar Müslüman olsa şimdi ne yapacağız? İspanyol, pelerin İspanyol. Pelerin örtüyor mü örtüyor? Bitti, o da pelerin takar. Yani illa çarşak giydir. Mahmud Efendi kafası. Bu biz o kafayı kelleye beş kuruş vermiyoruz biliyorsun.